Herkese merhaba. Krallar Karması Biyoloji Branş Denemelerinde deneme 27'ye geldik arkadaşlar. Soru 1 ile başlayalım. Minerallerin görevleriyle ilgili olarak verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İyot tiroid bezi hormonu olan tiroksinin yapısına katılır. Hatta iyot eksikliği arkadaşlar basit guata dedim. Biraz hastalığa yol açar bu sebeple. Fosfor ATP ve nükleik asitin yapısına katılır. Adenozin trifosfat arkadaşlar ATP. Nükleik asitin yapısında da organik baz şeker ve fosfat var. Dolayısıyla doğrudur. Sodyum sinirsel iletimde rol oynar. Polarizasyon, depolarizasyon, repolarizasyon gibi olaylarda arkadaşlar sodyumun hareketleri söz konusuydu. Dolayısıyla sinirsel iletimde önemli görevi vardır. Diş midesinin yapısına katılma flor arkadaş diş için olmazsa olmaz moleküllerdendir. Kalsiyum da eklenebilir, fosfor da eklenebilir buna. Demir kalsiyumun bağırsaklardan eminimini sağlar demiş. Bu kalsiyumun bağırsaklardan eminimini arkadaşlar işte D vitamini sağlar arkadaşlar veya işte parot hormonu sağlar. Demirin ise böyle bir görevi yoktur. Cevap Edirne. Geçelim ki demirin görevi neydi? Demirin görevi klorofilin sentezini sağlayan enzim yapısına katılmak, hemoglobin, kanda oksijen, karbondioksit aşan hemoglobinin yapısına katılmak gibi görevleri var. Soru 2'ye bakalım. Hücrede görev olan bazı hücresel yapıların görevleri şöyledir diyor arkadaşlar. Verilen görevleri gerçekleşen hücresel yapılar aşağıdaki hangi seçenekle doğru olarak eşleştirilmiştir? Hücre bölünmesi öncesinde çekirdeğin iki karşıt bölgesine yerleşen iğ iplerini oluşturur. Kimdir bu? Sentrozomdur arkadaşlar. Sentrozom olanlara tik koyalım. 2. Hücre için hasar görmüş yapıları ve hücre için alınan besinleri sindirir. Hücre içi sindirimden sorumlu organizmimiz lizozomdur. Antikor, mukus ve sindirim enzimi gibi protein yapıdaki molekülleri hücre dışına salgılar demiş. Salgılama dediğimizde Golgi cisimci aklımıza gelmeli. Soru 3'e geçelim arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda bazı canlı türlerinin kromozom sayıları verilmiştir. Tablodaki değişimler dikkate alınarak yapılan aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur demiş arkadaşlar. Aynı kromozom sayısına sahip farklı türler bulunabilir. Bakın insan ve sable antilopu 46 kromozomlu ama bunlar farklı türler arkadaşlar. Dolayısıyla A şıkkında verilen önerme doğrudur. Cevabımız A ama yanlış olanlara bakalım. İnsan ve sable antilopu aynı aile içinde yer alır. İnsan ve sable antilopu hayvan grubunda belki yer alabilir ama aynı aile içinde yer alamaz. Farklı aileler içerisindedir. Dolayısıyla bu yanlış. Çünkü cinsleri farklı, türleri farklı, her şeyleri farklı. Kromozom sayısı canlı türlerinin gelişmişine bağlı olarak artar. Kromozom sayısı ile canlı gelişmişler arasında bir bağlantı yoktur. Eğer öyle olsaydı eşek insandan daha gelişmiş olurdu. Bir türün sağlıklı ve aynı cinsiyetteki bireylerinde kromozom sayısı farklı olabilir. Arkadaşlar genel itibariyle türün aynı türün aynı arkadaşlar cinsiyetteki bireylerinde kromozom sayısı farklı olamaz sevgili arkadaşlar. Sağlıklı birey dediği için kabul ediyoruz. Yani insanların erkeklerin hepsi 46 kromozomdur. Veya insanların dişilerin hepsi 46 kromozomdur. Bu yönde bu yanlıştır. Soğan ile yuvarlak solucanın alemleri aynı. Takımları farklıdır. Soğan bitkiler alemindedir. Yuvarlak solucan hayvanlar alemindedir. Alemleri aynı değil farklıdır. Dolayısıyla sorunun cevabı Adana. Geçelim 4. soruya. Hayvansal bir hücrenin bölünme sürecinde sentozomlar arasında oluşan iğ ipliklerin bir kısmı sentromer bölgesinden çıkan kinetokorlara bağlanmaz diyor. Yani şunu diyor arkadaşlar. Şimdi hani mesela anafaz evresinde mesela şöyle kromozomlar çekiliyor ya arkadaşlar. Kromozomlar çekilirken mesela bazıları kromozomlara bağlı ama kromozomlara bağlı olmayan boşta kalanlar da var. Bu kromozomlardan bu boşta olan kromozomların görevlerine dair arkadaşlar çeşitli teoriler var. Bunlardan biri hücrenin boyca uzamasını sağladığını söylerler. Bu tamamen bir teori, kesin bir mevzu değil. Ayrıca boyca uzaması sağlarken boğumlanmasına da katkı sağlıyor mesela. Dolayısıyla 1 ve 2 oluyor. Hücre içi yapının sabit kalmasını sağlamayı, iyi bildiklerin hücre içi yapının sabit kalmasını sağlamayı bir görevi yok. Hücre içi yapıların sabit kalmasını sağlayan yapımız ara filamenttir arkadaşlar. Ara filamentlerdir. Dolayısıyla sorunun cevabı 1 ve 2'dir der. 5. soruya geçeriz. Aşağıdaki şekillerde A ve B ailelerinin ikiz çocuklarına ait bilgiler verilmişti. Bakın K ve L aynı zigottan meydana gelmiş. Bunlar arkadaşlar aynı yumurta. Aynı yumurta. Yani bunların her şeyi aynı. M ve N farklı zigotlardan meydana gelmiş. Bunlar ayrı yumurta. Arkadaşlar aynı yumurta ikizlerinin her şeyleri parmak izleri hariç aynı iken farklı yumurta yani ayrı yumurta ikizlerinin ise sanki bu 2 sene önce doğmuş, 3 sene sonra doğmuş gibi düşünün. Yani farklı zamanlarda doğmuş kardeşler kadar benzerler birbirlerine. İfadelerden hangileri kesinlikle doğrudur? K ve L bireyleri yani aynı yumurta ikizleri arasında başarılı bir şekilde organ nakli yapılabilir.
K ve L'nin genetik yapısı birebir kopya olduğu için organ nakillerinde hiçbir sıkıntı çıkmaz. K ve L bireylerinin cinsiyetleri aynıdır. K ve L'nin her şeyleri aynıdır dedim arkadaşlar. Cinsiyetleri de aynıdır bu sebeplerden dolayı. M ve N bireylerin kan grupları aynıdır demiş. M ve N bireyleri arkadaşlar ayrı yumurta ikizleridir. Kan grupları aynı olabilir ama kesin midir? Hayır arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 1 ve 2 olur. Geçelim 6. soruya. Bazı canlılar değişen çevre koşullarına uyum sağlayabilir veya bu koşullara uyum sağlamadığından ortamdan kalkabilir. Buna göre olaylardan hangileri bu duruma örnektir? Yüksek yerlerde yaşayan insanların kanındaki alyuvar sayısının deniz seviyesinde yaşayanlara göre fazla olması. Yükseklerde arkadaşlar oksijen az olduğu için alyuvar sayısını ve hemoglobin sayısını arttırarak canlılar bu oksijensiz ortama uyum sağlamışlardır. Çöl hayvanları gündüz saatlerini yer altındaki yuvalarında geçirirler ki sıcaktan arkadaşlar ölmesinler diye. Bu da bir uyumdur. Ayıların kış uykusuna yatması da arkadaşlar kışın besin bulamamalarına ve kış soğuğuna karşı bir uyumdur. Göçmen kuşların göç etmesi de arkadaşlar iklim koşullarına karşı bir uyumdur. Dolayısıyla bunların hepsi üstteki açıklamaya uyar. Cevabımız Edirne olur ve bu deneme de burada biter.